Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açık konusundaki test için çözümünü yapacağız. Evet sayfa numarası kitabımızda şöyle bakıyoruz 14 ve 15 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde eşit kenarlar verilmiş ve burada bu verilen eşitlere göre x ve 21 de verilmiş. Hadi bakalım x nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şu bir x kenar değil mi? Yani taban açıları birbirine eşit. O dolayısıyla burası x'tir. E hocam iki açı yan yana gördük dayanamam. İkisinin toplam bir dış açı. Burası x artı 21. E hocam burası da x artı 21. Sebep? E bunda da bu birbirine eşit. E burada şu üçgende bütün açılar çıktı. İç açılar toplamı 180. 3 tane x var 2 tane 21. Yani 42 eşittir 180 yapmalı. 3x buradan 138 yapıyor. Ve x de böylelikle 138 bölü 3 yapar. Yani 4 kere 3 12 18 yapıyor. 6 kere 3 18. x de böylelikle 46 olarak buluruz. Bizden de x deniyor. Yani cevap e demek çıktı. Birinci soruda. Geldik ki şimdi açı eşitleri verilmiş. Ben bunları kullanacağım. E o zaman kullanayım. Şuraya a yazayım. Burası da a olsun. Peki sonrasında ne yapacağız burada? C ile c birbirine eşit verilmiş. He, onu kullanacağım demek ki ben. C ile c e eşitliğini kullanacağım. Bir de açıların eşitliği var. Eyvallah. E hocam şu eşitlikleri kullanalım. Burada ne diyelim? Mesela şuraya B diyelim. Şu ikiz kenarlığı kullanacağım ya. Taban açısını kullanmak zorundayım. O yüzden burada maalesef üçüncü bilinmeyene girdim. E hocam burası A artı B iken. kenarlıktan dolayı. Burada açı da A artı B değil midir? Evet. E sonra ne yapacağız? A artı B'yi bulduk ya. Verilen bilgiyi kullan. Bulduğum bilgiyi de kullan. Hocam şu üçgende iki iç açı bir dış açı. E burada da A ile neyi toplarsa A artı B yapar? B'yi. O zaman burası B yaptı. Ve hatta. Burada dikkat edersen ne var? 72 var. 72'yi kullanmadık. E hocam şuradaki üçgene de bakacak olursak eğer buradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı yani 72'ye eşit olacak. A ile B'nin toplamı. Vay. A artı B 72'ye eşit oldu. E sonra ne yapacağız? Bizden X deniyor. Şimdi büyük üçgene bakacak olursak arkadaşlar A var B var A var B var bir de X var. Yani 2 A var 2 B var bir de X var. Toplamı 180 olmalı. Hocam A artı B 72 2 artı 2 ve 144 yapar. E o zaman x de 180 eksi 144'ten 36 çıkar. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. İki iç açı bir, açı, bir dış açıyı kullandıran ve x kenarlığı kullandıran çok hoş bir soru olmuş. Evet ikinci soru Akçay. Geldik 3'e. 72'yi kullanacağım. Hocam bu dikdörtgen biçimindeki kalaslar var burada. Şu 90 derece ya. 72-90 ise burası da 90'a tamamlayanıdır. Ya da 180'e tamamlayandan dolayı. E burası kaç olduğu o zaman? 18 oldu. 34 verilmiş. E hocam ben buradaki alfayı bulurum. Çünkü burası 90. İster bunu uzat. 2 iç açı bir dış açıdan. ister bunu uzat. İstersen de şuradaki boynuza bak. Ya da bu merenka bak. Hocam şu üçünün toplamı burası değil miydi? Evet. Yani 34, 18 ve alfanın toplamı alfa 34 ve 18'in toplamı 90 yapmalı. E buradan da şu x'in toplamı kaç yapıyor arkadaşım? 52 yapıyor. 90'dan 52 çıkınca 38 yapar. Evet burayı 38 bulduk. Alfa 38. E hocam 90 dereceye burası da. Şu ikisinin toplamı da 90 olması lazım. Tamamının 180 yapması için. 38'i 90'a tamamlayan açı kaç derece? 52 derece. E hocam 52 90 dik üçgende diğer iki açının toplamı da 90 olacağından buraya 38 kaldı. E 38 90'sa bu da 90'a tamamlayanı 38'in 90'a tamamlayanı 52 derece yapar. Yani cevap böylelikle Cihan oldu. Geldik Geldikçe Evet eş yapıları kullanmışız. Eş yapılarda ÖSYM'nin çok sevdiğini bahsetmiştim ben size. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Evet yukarıda verilen üçgenlerden 4 tanesi üçgenler üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiş. E, bak şu kısa kenar bu uzun kenar bu da en kısa kenar. En kısa kenarlar bak şöyle çizilmiş. Hocam kısa kenarlar birbirine eşit uzun kenarlar da birbirine eşit. E şu üçgene bakacak olursak arkadaşlar bak şu uzun kenar Hocam bu da uzun kenar. Bak bu da uzun kenar. Aa burada bir ikiz kenar çıktı. E hocam hatta burada da bir üçgen oluşturulmuş. Bu da uzun kenarı değil mi? Çünkü kısa kenarın üstüne yapıştırıldığı için bir parça uzunluğu var ya. Şu iki kenardan yani şu iki kenardan uzun olanının bu olduğunu görüyorsun. Uzun kenarlardan x kenarlıkları yakaladık. Sonra açılımız verilmişti. Kaç dereceydi? 20 derece. Hocam 20 derece, 20 derece, 20 derece. E sonra ne yapacağız burada? Bak şurada bir 60 derece oldu ve şu eşit şu eşit tepe açısı 60 180 180'den 60 çıkart. 120 2'ye böl 60 60 yaptı. Burası e hocam bir de şu ikiz kenarlığa bakalım. Tepe açısı kaç derece? Hocam tepe açısı şurada 40 derece. 180'den 40 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman taban açılarını bulurum. 180'den 40 çıkarsam 140 taban açıları da o zaman 2'ye böldüğüm zaman 70 70 yapar. Yani alfa artı 60 eşittir 70 ise alfayı da böylelikle 10 derece olarak buluruz. Neye dikkat ediyormuşuz? Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Her böyle soru geldiğinde bunu hep söylüyorum size. Evet cevap Edremit yaptı böylelikle. Geldik 5. soruya. Bir katlama var arkadaşlar burada. Ne yapmış? Bunu almışım böyle katlamışım. Bak şekil bir de üçgen bu şekilde katlamış ve şunun üstüne gelmiş. Bu katlama sorularında ne yapıyorduk? Öncelikle geriye açıyorduk. Eski haline geri getiriyorduk. Hadi bakalım. Eski haline geri getirdiğim zaman hop şöyle yani şu üçgen buraya geldi ya da katlanmış hali buraya geldi. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Yani alfa ise burası da alfa. Hatta hocam burada açılar da birbirine eşit. Aa, hatta ben bu açıyı bulabilirim. Hatta burada açılar da 52-52 değil mi? Evet üst üste binen açılardan dolayı burası 52. Burası da 52. E hocam 12'den dolayı ben şurayı bulabilirim. 180'e tamamlıyor burası. 180'den 12 çıkart. 168. 168'i de 2'ye bölsen 84 çıkar. Yani buraları 84 84 oldu. E artık buradaki üçgende de 84 artı 52 artı alfanın 180 yapması lazım. Şu ikisini topladığım zaman 136 yapıyor. Alfa da 180 eksi 136'dan kaç çıkıyor? 44 çıkıyor galiba. Cevap böylelikle 44 derece olarak buluruz. Evet 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. Ha açı ortaylar var. Açı ortay. Bak dikkat et ama. Dikkat et. Hangi üçgenden çıktığına dikkat et. Hocam bu üçgenden bir iç açı ortay çıkmış. Dikkat. Açı ortaylar olduğunda açı ortayların kesim noktası var mı diye dikkat etmek lazım. Burada bu üçgenden bir iç açı ortay çıkmış. Bir de bu üçgenden dış açı ortay çıkmış. Aa burası ne oldu? Açı ortayların kesim noktası oldu. Ne diyorduk? Ya üç iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Hocam bu iç bu dışsa buradan gelen de dış açı ortay olmak zorunda. E dış açı ortay. Aa, hocam burası da mı x? Değil. Bu açının dış açısı dış açısını ortalayacak. Bu ABC üçgeni iç açısı burası ya. Bunun dış açısı 180'e tamamlayanı. Yani şu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Bir de bir üçgenle şey yani. iç açı ortay ve dış açı ortay arasındaki açı verildiği zaman 1'e 2 oran yok muydu? Açı ortaya çıkmayan yer bak A köşesi. Çünkü bu açı ortaylardan bahsediyorum. Şu açı ortay ve şu açı ortaydan bahsediyorum. B ve C köşesinden çıkmış. A köşesi ne olacak? 32'nin 2 katı. Yani 64 olacak. A bu açılarda eşit x. Yani 2x artı 64 eşittir 180'den. 2x eşittir 126 değil 116. X de böylelikle kaç çıkar? 58 çıkar. Yani 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Evet bir döndürme var galiba. Şekildeki KLM üçgeni K köşesi etrafında saat yönünde 70 derece döndürülerek kalem döndürdüm. Yine ne oldu? Yine aynı kalem oldu. Döndürmelerde eş yapı, kenarların eşitliği ve açıların eşitliği bizim için önemli. Evet, saat yönünde kaç derece döndürmüşüm? 70 derece döndürmüşüm. Bu arada 70 derece döndürmüşüm. Bu üçgende burada kaç kaç derece verilmiş? 60 derece verilmiş. Döndürmüş halinde L köşesi 60 derece bu döndürmüş hali bu köşe buraya mı geliyor? Yok. Dikkat hangi köşe? N köşesi hop buraya geliyor. Bu köşe buraya geliyor. Yani senin şuradaki açın kaç derece diyor sana? 60 derece diyor. Eyvallah. Peki saat yönünde kaç derece döndürmüşüm ben bunu? 70 derece döndürmüşüm. Bak döndürülen kenara dikkat et. Bu kenar döndürüldüğünde hocam hop buraya mı geliyor? Evet. Aa ne oldu? Kaç derece döndürdün? Döndürme açısına bakar mısın? 70 derece diyor. Döndürme açısı. İşte şuradaki açı değil mi? Evet. E yani buradaki açı 70 derece. Bu arada bu yapıyla bu yapı aynı. Yani şu kenarla şu kenar aynı. Şu kenarların eşitliğini de yazabiliriz. Şu kenarların da eşitliğini yazabiliriz. Ama burada üçgen var ya bu kenarların eşitliği benim için daha önemli. Tepe açısı 70 derece olan bir ikizkenar üçgen oldu bu. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55 55 oldu. P N L açısı isteniyor. E tamam 60 burası 55 ise o zaman buraya da kaç derece kalır? 5 derece kalır. Yani 7. soru Balıkesir çıktı. Geldik 8'e bir katlama var. Öncelikle ne yapıyoruz? Eş yapı sorusu aslında katlama dediğimizde katlamayı şöyle bir geri açıyoruz. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Öncelikli olarak bunu tam olarak güzel bir şekilde açayım istersen. Şöyle sıkıntı olmasın. Tamam daha güzel oldu sanki. Öncelikli olarak şu kenarlı şu kenar eşit verilmiş. E hocam ben bunu böyle katladığım zaman üst üste binen kenarlar eşit ya. Yani şurası da mı çift çizgi olacak? Evet ama tamamı çift çizgi. Sonra burası 102 verilmiş. Hocam 102 ise o katladığın zaman burası da 102 olacak. Eyvallah. A, ile A C eşit 102 verilmiş. Benden x açısı isteniliyor. Nerede? x açısı burada. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Hadi bakalım. Şuradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit mi? Eşit. Sonrasında ne yapacağım? Hocam ikiz kenarlığı kullanmam lazım benim. Şu ikiz kenarlığı nasıl kullanacağım acaba? Ve 102 de var orada. 102'yi de ben nasıl kullanacağım acaba? 102 kullanılacak mı? Vallahi yapacak bir şey yok. Şuralarda bir A açısı A açısı diyelim. Hocam burası A burası A. Şu ikiz kenarlıkta şu taban açılarına da BB B diyeyim mi? Diyeyim bari. E sonra ne geliyor hocam burada? A 102'ye bakacak olursak A artı B artı 102 180. A artı B artı 102 eşittir 180 olduğundan A artı B'ye ne kalıyor? 180 eksi 102'den 78 derece kalıyor. E sonra ne yapacağız? X büyük üçgende hocam Büyük üçgende B var, X var, 2A var, B var. A, 2A, 2B ve X var büyük üçgenin açıları. Hocam 2A artı 2B artı X eşittir 180 değil mi? Büyük üçgenin iç açıları toplamı 180. E, A artı B'yi zaten 78 bulmuştuk. 2A artı 2B 78 çarpı 2 değil midir? Evet. Yani burası 156. O zaman X de 180 eksi 156 mı yapıyor? Evet. 180'den 156'yı çıkartınca da cevap kaç çıkar o zaman? 24 derece çıkar. Yani 8. soru balı kesir oldu arkadaşlar. Hayır burada niye aksilik yaşadım ben böyle? Heh, şöyle balı kesir işaretleyeyim. 8. soru balı kesir. Bak kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Kenarların eşitliğini gerçi kullanmadık ama buradaki eşitliği ikiz kenarlıkta kullandık sadece arkadaşım. Sonrasında açıları yazınca ve büyük üçgenin elemanı olduğuna bakınca sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Geldik 9'a. Şimdi neler verilmiş bize? AC uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Evet burası 2K verilmiş. BAC'de 105 derece verilmiş. Evet şu açının tamamı 105 derece. Benden ne isteniyor şimdi? Benden istenilen ABC açısı. Yani şuradaki açı nedir diye soruluyor. Bir daha bir şey verilmiş mi? Evet burada bir şey daha verilmiş arkadaşlar. DAC açısı alfa iken bak şurası alfa iken BAD açısı 6 alfa verilmiş. BAD açısı 6 alfa verilmiş. A burada toplam 7 alfa 105'e eşit. 7 alfa eşittir 105 ise alfayı buradan ne buluruz? Sanırım 15 buluruz. Alfa yerine 15 yazalım. 15 yazarsam 6 çarpı 15 90 mı yaptı? Evet. Aa, şurada kaçı 90 derece? Soruya bak soruya bak şu açı 90 derece. Şurası şuraya kadar. Hocam 2K var K var. K ile 2K arasında bir bantı kurmam lazım. E elimizde bir dik üçgen var mı? Var. 90 dereceli sorularda 1'e 2 oran varsa ne yapıyorduk gençler? Anladın sen olayı. Hocam muhteşem üçlü. Çizelim muhteşem üçlüyü. Çizdik muhteşem üçlüyü. Eşit, eşit, eşit. Yani 2K ile K arasında da bir bağıntı kurmam lazım. 90 dereceli soruda uzunlukta bir de oran var. Muhteşem üçlüyü çizdik. Yani burası K, burası K, burası da K. A önceden alakasızdı. K ile 2K. Şimdi alakalı oldu. Bak K, K. Yani burada da bir X kenarlık çıktı mı? Çıktı. E şimdi ne yapacağız burada? Bir yerden başlayalım. Şurası 15. Buradaki küçük açıdan başlayayım. Zaten benden ABC açısı isteniyor. Yani şuraya bir ne diyeyim ben? Beta açısı diyeyim. Hocam burası beta iken burası da beta değil mi? Evet. Çünkü ikiz kenarlıktan dolayı. E sonra burada da iki tane açı yan yana gelmiş. İki iç açı bir dış açı. Burası iki beta oldu. Şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı iki beta ise burası da iki beta değil mi? Evet. E sonra ne oldu? Bak burası da iki iç açı bir dış açı yapabilirim. Bak şurası iki beta artı on mi yapacak? İki beta artı on yapıyor burası. Bu bir dik üçgende. Dik üçgende diğer iki açıların toplamı 90 dereceydi. Yani 2 beta artı 15 ile betanın toplamı bak şu açıyla şu açının toplamı eşittir 90 yapmalı. 3 beta eşittir 75 yapar. Betayı da böylelikle ne buluruz? 25 derece olarak buluruz. Yani cevap böylelikle bizden beta isteniyor. 25 çıktı. 9. soru Ceyhan oldu. Geldik ona. Renkleri aynı olanların özdeş olduğu farklı renkteki kibrit çöpleri şekilde gibi birleştiriliyor. Evet renkleri aynı olanlar özdeş. Valla iki tane kırmızı var burada. Bu sarı bu hardal rengi. Bu sarı değil maalesef. Diğer renklerde şey. E tamam bir şeyler çıktı. Yani ben şunların eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tamam sonrasında ne yapacağım burada? Sonrasında arkadaşlar yapacağım hamle belli. Hocam bir şey yapamıyorum. Dik tabanı keş parçaya böldü. Aa, bunlar da sarı sarı. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Aa hocam dik taban iki eş parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturabiliriz. Hop oluşturduk. E hocam burada da dik taban iki eş parçaya bölmüş. İkiz kenar oluşturalım. Yani sen burada ikiz kenar oluşturdun şöyle. E burada da şöyle bir ikiz kenar oluştu. Tamam bunları kullanacağız şimdi. İkiz kenarda taban açılarını yazalım. Aa Hocam bu ikiz kenarda da 50 x'a mı yazalım? Yazabilirsin. 50 eksi Burası da 50 eksi A değil mi? Evet. E sonra ne yapacağız burada? Bak arkadaşım. Şurada da x kenarlık var. x'e burası da x. Büyük üçgende açılar çıktı mı? Çıktı. 2 tane x var. 2x artı 2 tane a var. 2a artı 2 tane de 50x a var. Yani 100 eksi 2a var. Bunların toplamı kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. Hocam 2a'lar ne oldu? 100 attık öbür tarafa. 2x eşittir 80 oldu. X de böylelikle kaç bulduk? 40 bulduk. Yani cevap balıkesir çıktı 10. soruda. Geldik 11'e. Soruya bakar bakmaz. Fark etmişsinizdir. Hocam yüksekliğin bizde ayrı bir yeri var. Yani yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa aklına ne gelecekti? İkiz kenar. Bak yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturacağız. O zaman x kenarı şöyle oluşturabiliriz arkadaşım. Oluşturduk mu oluşturduk. X kenar oluştu. Yani şununla şu ikizkenar kenar. Hocam bunlar ikizkenar kenar ama şu ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil midir? Evet. Şu ikiz kenarı bulduk. 65 ise burası da 65. Sonra ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanacağız. A hocam şurada da eşitlik var. A burada da eşitlik var. Ne var? Eşitlik eşitlik. Orta taban. Yan yatık bir orta taban yok mu arkadaşım orada? Yani şuradaki üçgende bir orta taban oldu burada. Orta taban olması ne anlamı geldi. Hocam uzunlukların 1'e 2 olması anlamına geldi. K 2K. Ve şunların da birbirine paralel olması anlamına geldi. 130 sa burada kaç kaç derece? Hocam burada açı 50 derece. Şunlar paralelse yöndeş açıdan dolayı burası da 50 derece oldu o zaman. E evet, şimdi bizden ne, ne isteniliyor? EBC. Arkadaş EBC. Şu EBC açısı isteniliyor bizden. Hmm. Yani şurası alfa diyelim. E hocam sarı üçgende zaten bak dikkat et. 2 iç açı bir dış açı değil mi? Alfa artı 50 eşittir 65 olduğundan alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Zaten bizden de o isteniliyor. Yani cevap Cehan oldu arkadaşlar. Ve böylelikle üçgende açılarda test 3'ü bitirdik. Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.